Otantik Bilgiler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bugün sizlere süs çocuklarımızın yeni yerini göstereceğim. Eskiden eski takipçilerimiz bilir, buraya Hint horozumuzu koymuştuk. Biraz kirli bir durumdaydı. Güzelce temizledik. Şöyle duvarları kireçle boyadık. Tabanını da zemini de samanla kapladık. Yani bu 3 hayvan için gerçekten büyük bir yer. Şöyle civciv yemlerini, sularını koyduk. Şöyle bir de yumurtamızı hazırladık. Dedim videoya eşliğinde vereyim. Yani bunlar için güzel bir yer. Bugün dışarıda hava biraz kapalı. O yüzden içerisi biraz karanlık. O yüzden flaşı açtım. Daha net görülmesi açısından. Şöyle yumurtalarını verelim. Gel. Geriye çıkalım, yesinler. Maşallah. Şimdi bayağı da büyüdü bunlar. Yaklaşık bunlar işte 2 ay bir hafta oldu. Ben bunları ilk aldığımda fotoğraflarını çekmişim. 12 Şubat, yani kaç gün olmuş işte. 2 ay bir hafta falan olmuş. Bunlar da burada güzelce büyüyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Şöyle güzel yumurtalarını yesinler. Maşallah. Yumurtayı seviyorlar, bu şekilde tüketiyorlar. Yiyin, yiyin, yiyin. Böyle az gözüküyor da burada da 4 tane yumurta var. Şöyle şunları da dökeyim. Maşallah. Bayağı büyüdü bunlardan. Şöyle civciv yemlerini veriyoruz, yiyorlar. Burada geceler bu iki ispenç bu sultanın böyle tüylerinin altına girip yatıyor. Ben biraz araştırdım. Şimdi bu sultanların büyüdükleri zaman şu ibiklerinin uç kısmı V şeklini alıyor. Yani şu an için herhangi bir yani kırma olduğunu şu an düşünmüyorum. Şu büyüdüğünde ibiklerin ucu V şeklinde uzarsa daha da emin olacağım. Şu an için yani araştırdım. İbikleri sultanların böyle genişliği falan böyle. Biraz büyüdüğünde ibiklerinin ucunda şöyle V şeklinde uzarsa bir sıkıntı yok demektir. Zaten ispençlerimiz gül ibik, 5 parmak. Sakalları da var. Orta parmakları da tüylü. Şöyle güzel cana yiyorlar, içiyorlar. Burası da onlar için geniş bir yer. Yani süs ırkları genellikle akıllı oluyor. Mesela başka bir ırk olsa buranın dibini böyle eşerdi. Yani bu samanın üstünde güzelce geziyorlar işte. Açılıyorlar. Dışarıda da hava biraz rüzgarlı. O yüzden bunları bugün dışarı çıkaramadım. Aslında dışarıda bir çekim yapacaktım. Hava dün güneşliydi ama bugün biraz kötü. Bugün de böyle sizler için hayvanlarımızı içeride görüntüledik. İşte yani yerlerini gösterdim. Yumurtalarını verdik, yiyorlar. O önlerindeki de buğday. Hem buğday hem civciv yemi var. Kafalarına göre canlılar hangisini isterse yiyorlar. Maşallah şöyle göstereyim. Bu sultan da maşallah büyümüş, kocaman olmuş. Hepsi öyle. Keyifleri yeni yerlerinde, güzel yerinde. Kanalımıza destek olmak için bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İnşallah aklımdaki şey böyle 1000 abone olunca, yani bilgisayardan çok açmayı anlamıyorum da 1000 abone olunca şöyle telefondan da canlı yayınlarımıza Allah'ın izniyle başlarız. Instagram hesabımızda otantik alt tire bilgiler. Video fikirlerinizi de yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Aklınıza takılan soru olur, herhangi bir şey olur. Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şöyle gördüğünüz gibi sırtı da splash denilen kahverengi desenleri var. Şöyle arka paçalar da sultan gibi. Dediğim gibi büyüdüğünde şu ibiği de V olursa tamamdır. Şu an için bu üçü yani güzel anlaşıyor. Yani sultan ırkı aklımızda yoktu ama civcivken yani gerçekten ispençe çok benziyor. 5 parmak. Böyle beyazdı, büyüdükçe zaten bu desenleri falan çıktı. Bugün de böyle bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.